efendim, iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye teleferik faciasıyla sarsıldı. Bir kişi öldü ve 23 saatlik kurtarma operasyonuna sahne oldu Antalya. Sonrasında yine ortadan ikiye ayrıldık. Bu elim olay korkunç facianın ardından. Sorumlu CHP'li belediye mi, AK Partili bakanlık mı? Teleferiğin ta AK Partili Menderes Türel zamanında yapılmış olmasına kadar gitti olay. Oysa 5 yıldır CHP'li başkan Muhittin Böcek yönetiyor büyük şehri. Yeni seçilmedi. Ve kabusun yaşandığı teleferiği belediyeye bağlı şirket işletiyor. Bir can gitmiş, 174 kişi hayatının kabusunu yaşamış. Çocuğuyla yaşlısıyla 17 kişi hastanelik olmuş. Bizim tek derdimiz sorumlu veya sorumlular her kim ise ortaya çıkması. Çünkü biz bu akşam yeter artık diyoruz. Türkiye'de hayatlarımız bu kadar ucuz olmasın. Yeter artık diyoruz. Önlenebilir kazalar yaşanmasın. Başlığımız yeter artık. Sizler de yazabilirsiniz. Kafamdaki soru işaretlerini, sorulması, ortaya çıkarılması gerekenleri haber aralarında sizlerle paylaşacağım. Efendim, şimdi dün akşama gideceğiz. Saat 17.28'de yaşandı teleferik faciası. Bir kişi hayatını kaybetti ne yazık ki. Kurtarma seferberliği tam 23 saat sürdü. El salla. Panik atak birisi olsa var ya, o az önceki durumda. Eymen, el salla. Baban gelsene altın. Ayşe gidiyor ki baba sendeyim. Ay! 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 Nasıl oldu, bir anlatır mısın? Birden düştü mü? Bayramın son günü teleferik faciasıyla sarsıldı Türkiye. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe teleferik tesisindeki ana direklerden birinin vidası kırıldı. Direk teleferik kabinlerinden birine çarptı, kabini patlattı. 8 kişinin bulunduğu o kabinin altı çıktı, içindekiler metrelerce yüksekten düştü. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Geri kalan 24 kabinde 174 kişi 600 metre yükseklikte saatlerce mahsur kaldı. Karadan ve havadan ekipler 23 saat boyunca kurtarma seferberliğinde ter döktü. O kabinlerde aç susuz gündüzü gece, geceyi gündüz edenler büyük korku yaşadı. Yani Tünektepe'de mahsur kaldık. Yukarıda kablonun yandığını gördük ama biz inemedik. En son biz kaldık. Ölüyorum. AFET ekipleri şu anda gerdikleri iple, halatla aşağıya doğru kabinde mahsur kalanları kurtarmaya gidiyorlar. Oldukça sert bir arazi burası. Yaklaşık 600 metre yükseklikte. Teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı gibi tespit ettiğimiz bir kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Kazanın olduğu noktaysa işte tam burası, kırılan direğin, devrilen teleferiğin bulunduğu nokta, bu noktada hayatını kaybetti. Rutin normal bakımlar. Hepsi yapılıyor. Sezon açılışı 5 Mart'ta başlamıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketin işlettiği Tünektepe Teleferik Tesisinde bayram yoğunluğu vardı. Bayramın son gününde saat 17.28'de tüm kabinler doluyken yaşandı kaza. O andan sonra zamanla yarış başladı. Gece görüşlü helikopterler gece boyunca devredeydi. AFAD, jandarma arama kurtarma ekipleri, sahil güvenlik ve birçok ilden itfaiye ekipleri zorlu arazide görevdeydi. Kurtuluyoruz. Bu tarafa kesinlikle yaklaşmıyorsunuz. Tamam. Bakın, burada bizim AFAD ekiplerimiz var. Buradan aşağıya kadar inecekler. Vatandaşların tahliye işlemleri aşağıya iple gerçekleştirecek. 607 personel, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı ve 113 araç operasyona katıldı. Ekipler kabinlere ulaşıp halatlarla güvenli alana indirdi mahsur kalanları. Oynamak ister misin bununla? Helikopter mi geliyor ya? Yok, tamam. Evet, geliyorum. İpler hazır mı? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Her şey, bütün hepimiz iyiyiz. Gece aralıksız süren tahliye operasyonu güneşin doğmasıyla daha da hızlandı. Tünektepe'de gün aydınlandı. İşte kazanın olduğu nokta burası. Direkt burada kırıldı ve teleferik yere çarparak parçalandı. Kazazedeler 13 saattir havada kurtarılmayı bekliyorlar
günün ağarmasıyla arama kurtarma ekipleri onlara daha hızlı müdahale edecekler. Son kabine yapılan son sortiyle tüm mahsur kalanlar kurtarılmış oldu. 174 kardeşimizin tahliye operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Bir kişinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 13 kişi gözaltına alındı. Türkiye filmlerde görülebilecek bu anları 23 saat süren tahliye operasyonuyla geride bıraktı. Sağ olun. Efendim şimdi Antalya'ya, facianın yaşandığı bölgeye gideceğiz. Now Haber muhabiri Sevgi Şahin, Now Haber kameramanı Kazım Gökçe orada bizleri bekliyorlar. Sevgi Şahin, hemen sorayım sana son durumu, senin gözlemlerini akşamdan bu yana oradasın. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le görüştün az önce, onu biliyorum. Kendisinden ne gibi bilgiler aldın? Söz sende. Gülbin, en sonundaki sorudan başlayalım. Az evvel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le görüştüm. Soruşturma sürüyor kazayla ilgili. 13 kişinin gözaltına alındığını biz biliyorduk. Bu 13 kişinin arasında teleferik hattının bakım ve onarım işlerini yapan firmanın çalışanları vardı. Muhittin Bey, Sayın Başkan bir de şunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalıştırdığı Anet firmasının da kendi işletmecisi olduğu, bu teleferik hattının işletmecisi olduğu Anet firmasından da bir sorumlunun gözaltına alındığı bilgisini biliyoruz. Yani bu 13 kişinin arasında Anet'ten de bir kişi var. Şimdi kaza yerine dönelim. Öyle bir kaza ki bu, tam 24 saat sürdü neredeyse arama kurtarma çalışmaları ve teleferikten sabahın ilk ışıklarından gece boyunca, sabahın ilk ışıklarına kadar, gün ağarana kadar kurtarıldı. Burada mahsur kalanlar teker teker iplerle kurtarıldılar, helikopter yardımıyla kurtarıldılar. Kabinlerde bebekler, çocuklar, hasta insanlar vardı ve işte bölgeyi görüyorsunuz. Bu dik yamaçların altında, sarp yamaçların üzerinde kaldı, mahsur kaldı buradaki vatandaşlar ve ne yazık ki bu dağın, bu yamaçların arkasında bir vatandaşımız canından oldu. Bu kaza belli ki ihmaller yüzünden oldu, denetimsizlik yüzünden oldu. Çünkü ilk kameraman arkadaşım Kazım Gökçe ile olay yerine ilk geldiğimizde, biz bu konuda uzman değiliz ama gözümüze çarpan ilk şey, bir direğin ortadan bağlantı noktalarından ikiye ayrıldığıydı. Yanında da hemen kabini görmekteydik. Kabinin altı tamamen boşalmıştı. Şimdi bu kaza neden oldu? Bu akşam şu anda görüntüyü gördüğümüzde, evet, tüm kabinler boşaltıldı. Her şey normale dönmüş gibi bir durum var ama aslında öyle değil. Bu kazanın bir nedeni vardı. İşte onun için soruşturma sürüyor. 13 kişi gözaltında. Önce şunu söyleyelim, bu işletmeyi bildiğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolü altında ama Anadolu Teleferik tarafından da bakım ve onarım işlemleri yapılıyor. Yine bu konuyla ilgili başka bir taşeron firma da var. O firma da bakım onarım işlemlerine ortaklık ediyor. İşte denetimin, ihmalin aslında göz ardı edildiği, belki de ticari ilişkilerin neden olduğu nokta tam da burası. Şöyle söyleyelim, Makine Mühendisleri Odası bize şöyle söyledi Antalya'da. Böyle durumlarda bu teleferik hatlarının kamunun denetiminde olması lazım. Yani buradaki denetim kamunun eline bırakılmazsa, özel işletmelere bırakılmazsa, işte gördüğümüz manzara, gece boyu yaşadığımız manzara ne yazık ki ortaya çıkıyor. Çünkü ticari kaygılar var. İşte bu nedenlerle bu kazanın da meydana geldiği söyleniyor. Vidaların kırıldığı, heyelan nedeni olduğu söyleniyor. Hatta firma, işletmeyi, onarım işlemlerini yapan firma şimşek çaktığını bile söyledi. Ama bizim gördüğümüz tabii ki büyük bir ihmalin burada olduğuydu Gülbin. Biz hala bölgedeyiz. An be an gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni bilgiler oldukça tekrar İstanbul'a size bağlanacağız. Sevgi Şahin, teşekkür ediyorum. Kazım Gökçe'ye de tabii. Bu arada heyelan yaşandığına dair sevgili seyirciler, AFAD'dan sonra revize ediyoruz sürekli. Heyelan
olmadığına dair bir açıklamada yapmış oldu. Tabii soruşturma sonucunda Sevgi Şahin'in de söylediği gibi belli olacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Devam edelim haberle. Seyirlik manzarayı tepeden görmek için bindikleri teleferikte keyifle yolculuklarını kaydedenler o kaza anını da kameraya almış oldu. İşte o korku dolu anlar. Nasıl bağırıyorlar? Aa. Baba nasıl bağırıyorlar baba? Bir şey oldu galiba. Kahkahaları bir anda korku dolu çığlıklara dönüştü. Keyifle bindikleri teleferik kabininde dehşeti yaşadılar. O dehşetten kurtulmaları ise saatler sürdü. Belki bu son videomuz olabilir. Son videomuz olabilir. Durdu, elektrikler gitti. Havada asılı kaldık. Erdoğan, elektrik yok. Bayram tatili için Antalya'ya gelenler Tünektepe'den teleferikle dağ manzarası eşliğinde Sarısu Mesiri alanına doğru inmek istedi. Kabinlerdeki yolcular seyir anında telefonlarıyla manzarayı da kaydediyordu. Yolculuk bir anda korku filmi gibi anlara dönüştü. Baba nasıl bağırıyorlar baba? Bir şey oldu galiba. Teleferikler birbirine girdi, birbirine. Evet, birbirine vurdu. Haberlere evet, ses geldi. Haberlere. İlk sarsıntının ardından havada asılı kaldı kabinler. Dakikalar, saatleri kovaladı, hava karardı, soğudu, beklemek zorlaştı. Dışarıdan görüntüsü bile dehşet vericiyken çocuklar, yaşlılar o kabinlerde çaresizlikle baş başa kaldı. Şu an havadayız yok, ve hiçbir helikopter gelmiyor. 4,5-5 saattir havadayız. Hala biraz gelen yok. Çocuklar var. Helikopter kurtarmaca. Kabinde kaç kişi var? 8. 8 kişi var. 2 tane çocuk, 6 yetişkin. Alıp şu an ilk etapta sepet gönderiyoruz. Malumat. Anlaşıldı. Ortaya açıyorum. Çocuklar öncesinde ona göre tasdif edip gönderirsiniz yukarı. Anlaşıldı. Kurtuluyoruz. Bu tarafa kesinlikle yaklaşmıyorsunuz. Tamam. Şu orta tarafa gel. Sepet gelecek. Biraz ayağınızı da ağrıtabilir. Tamam. İdare edin. Tamam. İki göndereceğiz. İlk etapta. Annesi misiniz çocuğum? Teyzesi. Evet. Teyze hoş gözünü kapat. Tamam. Konuşacak abiler seninle. Geliyor. Yavrum ya, teyzem ya. Mehmet ve Esra ne yaptılar? Tırmanıyorlar mı? Onlar çıktılar, yukarıdalar. Ay şükür. Koşullar çok zorluydu. Tuvalet yok, yiyecek yok. Karanlıkta kıpırdamamaya çalıştılar. Gün doğduğunda 600 metre yükseklikle bir kez daha yüzleştiler. Havadaki korku yere ayak bastıklarında büyük mutluluğa dönüştü. Aşkım! Ben size, Ayşe, ben size iki taraf alabilir miyim? Tamam. Oturduğumuz, siz de alayım rahatça, bir lavaboya gidersiniz. Gelin. Now Haber ekibi 600 metre yükseklikte teleferik kabininde mahsur kalan aileyle konuştu. O aile 22 saatin sonunda kurtarılabildi. İşte kaza anını da kaydeden o ailenin 22 saat boyunca yaşadıkları. El salla. Panik atak birisi olsa var ya o azı. Sen de gel. Yukarıdan direğin devrildiğini gördüm. Kucağımda 2 yaşında çocuğum vardı. Onu yo, sıkmaya başladım. 2 yaşında, 5 yaşında, 9 yaşında çocuklarımız vardı orada. Sen de gel. Rüzgar vurdukça sallanıyor sonuçta yani teleferik. Yani yaşadığımız tamamen bir travmaydı yani. Yüzü aşkın kişi neredeyse 12 saattir teleferikte mahsur. Aileleri burada. Onlarla şu anda kabindekilerle iletişime geçtik. Görüntülü olarak şu anda görüşüyoruz. Ne durumdasınız? Şu anda çoluk çocuk perişan, ağlıyorlar, aç, susuz. Hiçbirimiz su içmedik, hiçbir şey korkumuzdan. Tuvalet ihtiyacımızı çok sıkıştık. Affedersiniz ama tam 9 kişiyiz. Yetişkin 6, 3 kişi de çocuk. Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar. Teleferikte yaşadıkları o korku dolu anları böyle kaydettiler. 3'ü çocuk, 9 kişi saatlerce havada asılı kaldı, kurtarılmayı bekledi. Nav Haber ekibi 600 metre yükseklikte teleferik kabininde asılı kalan aileyle konuştu. 9 kişi 22 saat kurtarılmayı bekledi.
dağın üzerinde 3. vagondayız. Şu an teleferikteyiz. Yardım bekliyoruz. Acıktılar. Çocuklar ağlıyor. Anlatılamayacak kadar zor durumdayız. Özel ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. Saatlerdir teleferikte kabinin içinde mahsur kaldı vatandaşlar. 3 çocuk ailesinin yanında uyuyorlar şu anda, görüyorsunuz. Görüntülü olarak onlarla konuşuyoruz ama henüz helikopter dağın zirvesinde şu anda göremiyoruz. Peki şarjınız var mı? Yetecek mi? Çok da fazla şarjımız kalmadı aslında. Çünkü saat 5'ten beri buradayız. Tam o saatten beri şu an havada duruyoruz. Güzel bir vakit geçirmek istedik. Böyle olacağımızı tabii ki de düşünmüyorduk. İstanbul'dan geldik. Zaten bugün otobüs yolculuğumuz vardı. Eymen kuzum buradayız. Tamam. Bak sizi bekliyoruz. Korkmuyorsun değil mi? Gelecekler, alacaklar sizi. Sıra size geliyor, tamam? Kızınlar, eniştemiz tamam. Kabinde var. Bunlar benim. İki ayrı kabinde kalan vatandaşların aileleri, yakınları burada saatlerdir bekliyorlar. Elleri yüreklerinde. Hep gözümüz havalarda. Ama hiçbir haber alamıyoruz. En geç bizimkilerini bıraktılar. Bize ulaşamıyorlarmış. Nasıl bize ulaşamıyorlar? Bir telefon olarak. Çok zor bir yerde olduğu için en son onları bıraktıklarını düşünüyoruz. Umutla bekliyoruz işte. Kamu ailesinin yakınlarının umutlu bekleyişi 22 saat sürdü. Sağ salim ulaşıldı 3'ü çocuk 9 kişiye. Mahsur kalanlar 22-23 saat sonra kurtarıldı ve şimdi yanımızdalar. Geçmiş olsun. Hayatımızda ilk defa bindik. Bir eğlence amacıyla bindik. Gördüklerimiz, yaşadıklarımız inan yani anlatılacak veya yaşanacak gibi değildi. Yani gerçekten çok korktuk. 22 saat boyunca çocuklar sürekli bilinç kaybına uğradılar. Su istediler, su yok. Gece çok soğuk oldu. Sürekli kabin sallandı, sallandı. Her sallanışta o anı hatırladık. O yüzden birbirimizin üzerine düştük. Benim belimi nereye çarptım bilmiyorum. O anda ben herhalde bayılmışım herhalde. Ben zaman sonra kendime geldim. Biz kaçıyoruz, sizi dağıtacak. Kaza haberini alır almaz bölgeye giden ekipler mahsur kalanları kurtarabilmek için harekete geçti. Ancak bu o kadar kolay değildi. Kabinler çok yüksekteydi, rüzgarsa etkisini hiç yitirmedi. Kritik operasyonda çok hassas olunması şarttı. Oğlum. Asil. Oğlum. Oğlum. Gel. Gel kurban olurum. Gel. Şimdi birazdan sizi indireceğim. Yalnız biraz sıkıntılı bir işlem. Benim üzerime alacağım sizi. Sırayla indireceğim, çıkacağım, indireceğim, çıkacağım, indireceğim, çıkacağım sırayla, tamam mı? Rüzgardan kaynaklı uçuşlarda yer yer sorun yaşanıyor. Sarp bir arazide bu operasyon yürütülüyor. 600 metre yükseklikte sarp arazide zamanla yarıştı kurtarma ekipleri. En ufak bir hata facianın boyutunu katlayabilirdi. Titizlikle yürütüldü operasyon. Teleferik direği devrildikten sonra sistem durdu. 174 kişinin bulunduğu 24 kabin asılı kaldı. Ekipler hem gecenin karanlığıyla hem de şiddetini arttıran rüzgarla baş etmeye çalıştı. Evet, geliyorum. Dinliyor musunuz? Eğim çok fazla. Sarp bir arazi. Çok sarp bir arazi ve çok kayalık bir arazi. Yani hani yürüyüş imkanı olmayan bir arazi. Ortam karanlık. Teleferikte mahsur kalanların bulunduğu bölge daha da karanlık. İşte o bölgeyi aydınlatmak için şu anda aydınlatma drone'u kullanılıyor. Antalya'daki teleferik hattı dağların arasındaydı. Her geçen dakika daha kritikti. Hem havadan hem de karadan iki aşamalı operasyon başlatıldı. En yüksekteki kabinlere gece görüş özelliği olan askeri helikopterlerle ulaşıldı. İplerle mahsur kalanlar güvenli alana taşındı. En önemli şey kabinlerin istikrarını, stabilitesini bozmamak. Şimdi bunu dengede kalması lazım. Dengede kalması lazım ki onları orada güvende tutup güvenli bir şekilde indirelim. O yüzden çok titiz bir çalışma yapılıyor. Rüzgarla birlikte helikopterler de kabinlerdeki sarsıntıyı artırabilirdi. Bu nedenle yavaş ama güvenli şekilde ilerledi operasyon. En yakındaki kabinlerden başlandı önce. İtfaiye merdiveniyle ulaşılmaya çalışıldı. Tabii.
kabinde kalanların en net görüntüsü şu anda teleferiğin içinde mahsur kalanları görüyorsunuz. Yaklaşık 13 saattir kurtarılmayı bekliyorlar. Teleferiğin rüzgarda hareket etmemesi için de yerlerinde durmaları söylendi. Helikopterlerin giremediği noktalarda devreye raylı ve makaralı sistem kuran ekipler girdi. Onlar da iplerle, sepetlerle kabinlerde kurtarılmayı bekleyenleri taşıdı. Hassas ve kritik 23 saatin sonunda 600 kişilik ekibin gayretiyle 174 kişi sağ salim kurtarılmış oldu. Evet, hayatını kaybeden bir vatandaşımız var. Yaklaşık 24 saat kabus yaşayan 174 vatandaşımız var. Bu gerçekten faciadır. Kafamdaki soru işaretlerine sorulması gerekenleri soracağım demiştim bültenin başında. Şimdi bu teleferiği 2018'den beri büyük şehre bağlı şirket işletiyor. Adalet Bakanı açıkladı, bu işletmenin acil eylem ve tahliye planı yokmuş. Tabii ki soruşturma sonucunda ortaya çıkacak ama bu büyük bir sorun belli. Öte yandan cihazın bakım ve onarımını teleferiği 2017 yılında inşa eden firma yapıyormuş. Onların da sorumlulukları var yani. Onların facianın nedeniyle ilgili iddialarını birazdan haberde izleyeceksiniz, bir sonraki haberde. Ama bir de savunmaları var ki işte o akıllara zarar. Sıradaki haberden sonra paylaşacağım efendim. Depremzede bir aile çocuklarının psikolojileri biraz olsun düzelsin, bayramı mutlu geçirsinler diye gittikleri Antalya'da teleferik dehşetini yaşadı. Bebekler, çocuklar, yaşlılar neredeyse bir gün boyunca tehlikenin ortasında havada asılı kaldı. İndirildiklerinde yaşadıklarını anlattılar. Belki bu son videomuz olabilir. Geçmiş olsun. Çok korktuk tabii ki, ne hissedelim. Şu en sakin halimiz, çığlık çığlığa bağırdık çağırdık ama normal dışında büyük bir sallantı oldu yani, o kadar. Güzel deyim, bir de bundan karşılaştım yani, diyecek bir şey bulamıyorum. Mahsur kalma biraz depremden dolayı biraz yoktu. Çocukların bir de psikolojisi düzelsin diye getirdik. İyicene bozuldu. 6 Şubat depremlerinin ağır yükünü omuzlarından atamadan moral olsun diye gittikleri Antalya'da teleferik faciasına yakalandılar. Depremzede anne baba 22 saat boyunca iki çocuğuyla birlikte kabinde havada kaldı. 22 saatte çıkartıldınız, neler söyleyeceksiniz? Ya çok kötüydü yani, çok felaket bir şeydi. Eğlenmeye gelmiştik çocuklar için. Yani umduğumuz gibi olmadı yani, çok kötü. Biz 8 kişiydik, 4 tane turist vardı. Bir de biz vardık. Evet, hepimiz kurtarıldık. Geçmiş olsun ablam. Bir şeyiniz yok değil mi? Hayır, hayır, yok. Kaç saat dışarıda kaldınız? Aşağı yukarı 10 saat oldu galiba. Dedem kaç numara meslek arıyor? 5 numara. Tamam. Aferin, geçmiş olsun. Dün 5'ten beri hep gözümüz havalarda ama hiçbir haber alamıyoruz. 4 yaşında bebeğimiz var, 10 yaşında oğlumuz var. Bunlar yani aç, susuz, ihtiyaçlarını neylerle karşıladılar? Bebekler, çocuklar, gençler, yaşlılar, 174 kişi aynı kabusu yaşadı. Saatlerce kabinlerin içinde yemeden içmeden, tuvalete gitmeden korkuyla beklediler. Sen bunu gördün mü? Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Nasıl saat bu ya? Bunu gördün mü? Nasıl bir saat bu? Evet. Oynamak ister misin bununla? Bununla oynamak ister misin? Her geçen saat hem mahsur kalanlar hem de onları bekleyen yakınları için dayanmak daha da zorlaştı. Yeğenlerim, yeğenlerim, kardeşimin çocukları. Vallahi kurtulmasını hep bekliyoruz işte. Sizler gibi biz de bekliyoruz. Facianın ardından 19 saat geçti. Teleferikte mahsur kalanları askeri helikopter, arama kurtarma ekipleri şu anda kurtarmaya çalışıyor. Bir kişi kurtarıldı. Helikopterle yukarı doğru çekiliyor. Kaç kişi vardınız içeride? 4 yetişkin vardık, 5 çocuk var. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Her şey, bütün hepimiz iyiyiz. Peki, geçmiş olsun efendim. Sağ olun.
Şu anda iyi hissediyorum. Sri Lankalıyım. Bir günlük tatil için geldim. Sri Lankalı bu turist kendisini kurtaran ekibe sarılarak teşekkür etti. Yerli yabancı onlarca kazazedenin ilk sağlık kontrolleri bölgede bekleyen ambulanslarda yapıldı. Bir kısmı hastanelerde tedavi altına alınırken durumu iyi olanlar sevdikleriyle kucaklaşarak ayrıldı. Efendim, bakım onarımdan sorumlu şirketin yönetim kurulu başkanına bakım yapılmamış mıydı diye gazeteci İsmail Saymaz sormuş. Savunmaları da şöyle: makaradaki sorun yüzeyden, yani dışarıdan görünmüyor. Efendim, görmek için teleferik direklerindeki yüzlerce makarayı sökmek gerekiyor. Efendim, bir direkte 20 kauçuk makara var. Yani sizin işiniz bu değil mi? Onu anlatmaya çalışıyorum. Dışarıdan bakarak kontrol yapıyorsanız, denetim yapıyorsanız, bu iş böyle yapılacaksa ben yapardım mesela. Herhangi birini çağırsanız o da yapardı. Savunma korkunç. Efendim, yaşanan teleferik kazasının ardından çok fazla cevap bekleyen soru var. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İhmal iddiaları araştırılıyor. Tünek Tepe'de mahsur kaldık. Yukarıda kablonun yandığını gördük ama biz inemedik. İniş anında çok yukarılarda bir yerde böyle bir yanık kokusu gibi bir şey almıştık. Zaten ondan sonra da sarsıldık. Sonra da durduk. Önce yanık kokusu geldi, sonra ani bir sarsıntı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, 174 kişinin de ölümden döndüğü teleferik faciasının ardından gözler ihmal iddialarına çevrildi. Sağlam olan, sağlam duran bir teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı gibi tespit ettiğimiz bir kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Bayramın son günü teleferik hattını yoğun bir talep olduğunu söylediler. Bu hattın, hatta şöyle söyleyelim, dolmuş gibi çalıştığını iddia edenler de var. Teleferik işletmesinin internet sitesinde kabinlerin 8 kişilik olduğu yazılı. Ancak çok daha fazla yolcu alındığını söylüyor yolculuk edenler. Kurtarma operasyonu sona erdiğinde AFAD Başkanı ise kazanın sebebini direğin tepesindeki vidanın kırılmasına bağladı. Fazla yolcu mu sebep oldu, yoksa vida zarar görmüştü ve denetimde fark edilmedi mi? Bu sorular yanıtını arıyor. Teleferiği işleten şirketin bağlı bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek son denetimin Şubat ayında yapıldığını açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında işletmeye açtığı bir yer. Bizden önceki dönem, ben 2019'da göreve geldim. Belediyemizin şirketiyle devam ediyoruz. Yıllık ağır bakım dediğimiz, baştan sona bakımların yapıldığı, 2017'den beri de bu şekliyle yapılmış. İşletmeyi yapan firma kendi üreticisi veya çalıştığı firma tarafından bakımları yaptırıyor. Ama bu bakımların ne kadar doğru olduğunu gösteren periyodik kontrolün hangi şirket tarafından yapıldığı konusunda açık bir bilgi yok elimizde. Teleferik 2017 yılında inşa edildi. O özel şirket aynı zamanda taşeron şirketi vasıtasıyla bakım ve onarım işlerini de yapıyor. Yılda bir defa yapılan periyodik kontroller kesinlikle kamusal alanda kalmalı. Piyasanın insafına terk edilmemeli. Antalya Büyükşehir Belediyesi akredite olmuş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış bir uzman şirkete bakım onarımları yaptırmıştır. CHP kazayı araştırmak için bölgeye heyet gönderdi. Heyette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, bakımların Sanayi Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan şirket tarafından yapıldığını öne sürdü. Bakanlıktan yalanlama geldi. Bahsekonu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırması söz konusu değildir. Yönetmelikle belirlenmiş bir şekilde ilk ruhsat aşamasında Türk Akreditasyon'dan A tipi muayene kuruluşu tarafından değerlendirilip uygunluk raporundan sonra belediye tarafından ruhsatlandırılıyor. TÜRKAK, yani Türk Akreditasyon Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na değil Dışişleri Bakanlığı'na bağlı. Bakımların standardını belirliyor kurum. Teleferiği inşa eden ve sonrasında bakım onarım yapan firma sahibi ise kazaya günler öncesinden bir yıldırımın yol açtığını öne sürdü. Kontrol edilmedi mi, paratoner yok muydu, o sorularda yanıtsız kaldı. Başlatılan soruşturma kapsamında aralarında teleferiği işleten ve bakım onarımı yapan firmaların sorumlularının da bulunduğu 13 kişi gözaltında.
CHP Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, bakımların bakanlık tarafından, sertifikalı şirket tarafından yapıldığı şeklindeki ama bakanlığın yalanladığı bilgiyi neden paylaşma ihtiyacı duydu bilemedim. Belediyenin sorumluluğundan kaçınmak için mi? Bu soru benim kafamda en azından. Bakanlık da aslında denetleme sorumluluğu olduğu halde onlar da sorumluluktan kaçmaya çalışıyor, o da ayrı. Bir diğer soruysa Antalya valisinin Cumhurbaşkanı'na neden teşekkür ettiği, Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle kurtarma çalışmaları başarıyla sonuçlanmış. Aynı orman yangınlarında olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın direktifleriyle söndürülmüş yangınlar gibi bir manzara ortaya koymuştu bakanlar, hatırlarsınız. Sanki bu olayda da desteklenmese kurtarma operasyonu yapılmayacak sanki. Bu arada mesajlarınızı görüyorum. Hem bu olayla ilgili, kazayla ilgili facia değil diyenler de var ama işte olayı küçülttüğümüz için sürekli ve sürekli sebepsiz, daha doğrusu denetimsizlik olduğu için bu ölümleri yaşıyoruz. Büyütmediğimiz için, küçümsediğimiz için sadece bir ölü var, bir kazadır, geçiştirebiliriz diye mesajlar alıyorum. Ben buna çok üzülüyorum. Biz sürekli önlenebilir kazalar yüzünden bu ülkede vatandaşlarımızı kaybediyoruz. Kaybettiğimiz vatandaş sayısıyla facia olup olmadığı bence belirlenmez. Birazdan çok önemli haberlerimiz de var. Hem siyasetten hem ekonomi gündeminden onları aktaracağımızı belirtmek istiyorum. Efendim, en büyük acıyı yaşayan o aile Gümüş ailesi. Avukat Memiş Enes Gümüş bu büyük faciada yaşamını yitiren tek kişi oldu. Direğin çarpıp parçalandığı kabinde Gümüş ailesi vardı. Bayram tatili için Aydın'dan Antalya'ya gitti Gümüş ailesi. Teleferiğe ilk kez bindiler. Direğin patlattığı o kabinde 4 kişilik Gümüş ailesiyle birlikte 4 kişi daha vardı. 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş altı kopan teleferikten kayalıklara düştü. Hayatını kaybetti. Kabindeki diğer yolcular da yaralandı. Avukattı Memiş Enes Gümüş. Eşi öğretmendi. 14 ve 17 yaşlarındaki çocuklarıyla Antalya'ya bayram tatiline gittiler. Bayramın son gününde de teleferiğe binmeye karar verdiler. Vidası gevşeyen direk bulundukları kabine devrilince dehşeti yaşadılar. Baba Gümüş yaşamını yitirdi. Eşi ve çocukları yaralandı. Tedavileri sürüyor. Pazar günü Aydın'da son yolculuğuna uğurlanacak 54 yaşındaki avukat. O kabinde Özlem Şahin, Kaan Akgün, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdiyeleva da vardı. Onlar da tedavi altına alındı. Canımızı yakan kazayla ilgili son haberimizdi. Birazdan siyaset gündemine bakacağız. Son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Çıkarmamız gereken ders, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Profesör Doktor İbrahim Atmaca'nın uyarısında gizli. Kontrol denetim mekanizmalarını piyasanın insafına bırakmamalıyız diyor. Kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmeli diyor. Yani o şirket, bu şirket, o insan, o yandaş para kazanacak diye vatandaş canından olmasın diyor. Biz de öyle diyoruz. Hakikaten yeter artık diyoruz. Öyle dedik bu akşam. Sizler neler söylemişsiniz bir bakalım. Doktor Ufuk Bayraktar, iktidarı muhalefeti, valisi, milletvekili, belediye başkanı. Birisi çıkıp yeter artık deyip bilim insanlarını dinleyip deprem dirençli kentler kurulmasını gündeme getirmeyecek mi? Yoksa yetmedi yetmez deyip her sallantıda acı çekip gözyaşı dökmeye devam mı edeceğiz diye soruyor. Erdem Bey, toplumsal da adaletin olduğu, insanların birbirini vurup kırmadığı eski insanımızı, memleketimizi, Türkiye'mizi geri istiyorum demiş. Altan Bey yine faciayla ilgili veya kazayla ilgili, büyük kazayla ilgili teleferik olayında hangi namuslu siyasetçi veya bürokrat istifa edecek yeter artık demiş. Ve son olarak Muhittin Bey, yeter artık ne çekiyorsak aymazlıktan çekiyoruz demiş. Öğretmenlerden mesajlar var, emeklilerden var. Bunların hepsini birazdan paylaşmaya çalışacağım efendim. Evet, 31 Mart'ta el değiştiren belediyelerde yeni başkanlar gördükleri mali tablolar karşısında şaşkın. AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde yeni başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti döneminden kalan borçları bir afişle belediye binasına astırdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 11 milyar 130 milyon lira.
Toplamda bugün itibariyle, yani dükkanı kapatıyoruz desek, 4 milyar 804 milyon 44 bin TL Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin borcu var arkadaşlar. Eskiye döndüğümüzde aslında daha acı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Eski paraya götürürsek 5 katrilyon 559 trilyon küsur bir borcu vardı eskinin. Seçimler geride kaldı, yeni başkanlar koltuklarına oturur oturmaz borç içindeki belediyelerin tam takır kalmış kasalarıyla karşılaştı. Denizli'de Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Partili yönetimin bıraktığı 11 milyar 130 milyon 969 bin liralık borcu Denizlilerin görmesi için belediye binasına astı. Nasıl bir belediye devraldığımızın da herkes tarafından da bilinmesini istiyoruz. Çavuşoğlu seçimlerden önce de Denizli'de belediyenin vatandaşa kestiği fahiş su faturalarını teşhir etmek için fatura sergisi açmıştı belediyenin önünde. Seçimleri kazandı, asıl şoku yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin kredi, faiz ve vergi, diğer borçları toplam 4 milyar 804 milyon 44 bin lira. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ise Dünya Bankası, İller Bankası ve diğer borçları toplamı 6 milyar 326 milyon 925 bin lira. AK Partili eski başkan Osman Zola'nın yaklaşık 11 milyar 131 milyon lira borçla belediyeyi devrettiği ortaya çıktı. Bugün insanların bir ekmek alamadığı durumu gördüğümüzde böyle bir paranın, böyle bir faizin ödeniyor olmasını da Denizli halkının vicdanına bırakıyorum. Kahraman Kazan Belediyesi'ne maaşlar ayın 1 ile 5 arasında ödenir. Ben mazbatayı aldıktan sonra ertesi gün maaş ödemesinin son günüydü. Personel kaygı içerisindeydi. CHP'nin 35 yıl aradan sonra AK Parti'den aldığı Ankara Kahraman Kazan Belediyesi'nde de boş kasayla karşılaştı CHP Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu. Öyle ki kasada çalışanların maaşlarını ödeyecek kadar bile para olmadığını gördü. Kendi imkanlarıyla ödedi personel maaşlarını. Kendi imkanlarım dahilinde 9 milyon vermek suretiyle personel maaşlarının ödenmesine katkıda bulundum. Hem seçim öncesinde hem sonrasında en büyük tartışmaların yaşandığı adres de Hatay. AK Partili Başkan Mehmet Öntürk, belediyenin kasasını Lütfi Savaş'tan kalan 7 milyar liranın üzerinde borçla devraldıklarını açıkladı. Hemen mesajlarınıza bakalım. Sesini duyurmak isteyen çok fazla kesim var elbette. Ahmet Bey, 20 yıldır biz Karayolları Genel Müdürü taşeronları iktidarın yalan kadro sözlerini duymaktan bıktık demiş mesela Yeter Artık etiketine. Sedat Bey, yeter artık, açlık sınırı altında yaşamak istemiyoruz, yoksullukta eşitlenmek istemiyoruz. İnsana insan gibi değer verilmesini istiyoruz çünkü insanca yaşamak istiyoruz demiş. Öğretmenlerle ilgili mesajlar çok geliyor demiş. Hatırlatalım yine, öğretmenler 8 aydır mülakatsız. Çünkü öyle söz verilmişti. Sonra mülakat gibi mülakat yapacağız denmişti. Yani daha önce mülakat gibi mülakat yapmıyorduk'un bir itirafı gibiydi o açıklamada. Öğretmenler 8 aydır mülakatsız 68 bin atama bekliyor. Psikolojimizin bozukluğu artık fiziki rahatsızlığa dönüştü. Yorulduk, duyulmak istiyoruz diyor öğretmenler de. Efendim, iktidarın önündeki en önemli başlık yüksek enflasyon. İktidarın yıl sonu hedefi %36. Ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe hedef tutmayacak dedi. Türkiye enflasyonda Venezuela'yı da geride bırakarak dünyada en yüksek enflasyona sahip 4. ülke oldu. Enflasyonun yüksek seyredeceğini Merkez Bankası da ifade ediyor. Yıl sonunda Merkez Bankası hedefi çerçevesinde bile ortaya çıkmayacağı gayet net bir biçimde görülüyor. 2024'ün ilk yarısı dahil enflasyon yüksek kalacak dedik yıllık bazda ve yükselecek dedik. Neden? Çünkü baz etkisi var. Muhtemelen %45 ile 50 arasında bir yerde 2024 yılı enflasyonu tamamlayacağız. Merkez Bankası'nın beklentisi 12-13 puan üzerinde bir enflasyon olacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %36 ama CHP Genel Başkan Yardımcısı İktisatçı Profesör Doktor Yalçın Karatepe hedefin tutmayacağını, yıl sonunda enflasyonun %45-50 seviyesinde olacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zirvenin Mayıs ayında görüleceğini belirtmişti. Baz etkisiyle Mayıs ayında enflasyonun %73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz. Asıl hızlı düşüş sonra başlayacak. Mevcut ekonomik anlayışla Türkiye'nin vatandaş açısından refah üreten bir topluma dönüşme şansı yok. Kurgu vatandaşın yoksullaştırılması üzerine. Yani vatandaşın parası olmaz ise enflasyon düşer üzerine. Ama bunların kafası basmaz.
Ben ekonomistim. Mart ayı enflasyonu %3,16, yıllık enflasyon %68,50'ye yükseldi. Türkiye dünyada en yüksek enflasyona sahip 5. ülkeydi. 4. sıradaki Venezuela yıllık enflasyonu %67,8 olarak açıkladı ve 5. sıraya geriledi. Türkiye en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında Venezuela'nın da üzerinde 4. sırada artık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Enflasyonla mücadele konusunda iktidarın bakış açısı yanlış. Herkesi yoksullukla eşitlemeye çalışan bir zihniyetin var olduğunu görüyoruz. Mehmet Şimşek göreve geleli 10 ayı geçti. Hala alınacak yeni tedbirler, açıklanacak yeni acı reçeteler bekleniyor. AKP iktidarda olduğu sürece acı reçeteler hiç bitmeyecek. İnsanlar fakirleşmeye devam edecek. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığından ayrılan Bilge Yılmaz, Mehmet Şimşek'in göreve gelişinin 10. ayında ekonomik tabloda olumlu gelişme yok, halkı acı reçeteler bekliyor açıklaması yaptı. İddiaya göre o acı reçetelerden birisi vergi artışı. Vergi oranlarında artışı biz önümüzdeki dönemde çok net bir biçimde göreceğiz. Bazı ürünlerin KDV'si %20'ye çıkarılacak. Seçim sonrasında KDV genel oranlarında herhangi bir düzenleme şu anda gündemimizde değil. KDV oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Yok. Bazı ürünlerde KDV %10. Siz onu listeden çıkardığınız anda onların KDV'si %20 olacak. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve vatandaşı yeni yükler bekliyor iddiaları. Önümüzdeki dönemde de ekonomik tablo sokağın ve siyasetin ilk gündem maddelerinden olacak. 10 bin lira maaş alan emekli 3 bin lira bayram ikramiyesiyle bile Türk İş'in 16.792 lira olan açlık sınırına yetişemedi. Bayram sofrasını dilediği gibi kuramadı. Bayram sonrası ilk pazar alışverişinde de poşetleri dolduramadı. Emekliler zaten ve ne yazık ki duruma alışık ama artık torunları da öğrendi onların durumunu. İsteklerini en az düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Müthiş pahalı, müthiş. Biber çok az aldım zaten. Yarım kilonun yarısı 200-300 gram falan. Yani önceden 3 kilo alıyorsak şimdi yarım kilo alıyoruz. Bayram alışverişinizi gönlünüze göre yapabilmiş miydiniz? Bayram alışverişine hiç çıkmadım ben. Hatta çikolatayı bile alamadım, şeker aldım onun yerine. Bayram ikramiyesi almıştınız aslında. Aldım ha. Zaten 3000 lira. Ben onu saçını savurayım da ne yiyip ne içeyim. Eksiğimi alıyorum mesela. Bugün bir kıymanın kilosu kaç lira? Emekli Hatice Korkmaz 10.000 lira maaş ve 3.000 lira bayram ikramiyesiyle gönlünce bayram alışverişi yapamadı. Sadece temel gıdasını aldı. Bir de kilosu 80 liralık çilekten torununun yiyebileceği kadarını. Çocuğa çilek aldım 20 liralık. Torunum benim 2 tane zaten. Alışıklar bizim yaşamımıza. Yani öyle bir şey istemeyi bilmiyorlar. Çünkü alamadığımız için. Ya şu 80 lira olursa. Karadut. Emekli maaşları yol parasına yetmediği için eşini köyde bırakıp Ankara'ya torununun yanına tek gelen Hayriye Göynüklü de sadece büyük şehirlerde değil köyde bile 10 bin lira maaşla geçinemediklerini anlattı. Ne yapabilirsin ki? Ekmeği kendimiz yapıyoruz. Bir un çuvalını kaç alıyorum bir bilsen var ya. 600-700 mü? Tüp yakıyoruz biz. 750 lira. Hadi al. Git bakkaldan bir şeyler al. Tamam para bitti. Yetişmiyor. Emeklinin bayram öncesi beklentisi en azından maaşını açlık sınır düzeyine çıkaracak bir zamdı ama iktidar emekliye zam yapmadı. 2000 liralık bayram ikramiyesini 3000 liraya çıkardığını açıkladı. Bayram sonrası emekli o 3000 lirayı nasıl harcadığını yüzünde acı bir gülümsemeyle anlattı. Bilmiyorum güleyim anca. 10.000 lira maaş alıyorum ben. Hastamız var, çocuğumuz var, bebeğimiz var. Artı depremzedeyiz. Konuşmaktan ben utanıyorum böyle. 3000 lira dediğin ne? Eskinin 300 lira değerinde. 3000 lira dediğin bugün 300 lira alım gücü var. Haftada 2 çeşit sebze alıyoruz. Başka da bir şey almıyoruz. Elma, portakal, meyve. Başka bunun dışına çıkamıyoruz. Kasap? Kasap yok. Yasak kasabın kapısından girmek. Emeklilere ceza yazıyorlar. Et falan almıyoruz artık, sebze. Şahane bir fasulye ama kilosu 60 lira. Baklanın kilosu 40, biberin kilosu da 70 lira. Pazarda kilosu 30 liranın altında sebze, meyve yok. Hal böyle olunca etten sonra emekli için sebze almak da zorlaştı. Her şeyden yarımşar kilo hatta daha azını alıyor. Poşetler dolmuyor. Şimdi bir biber aldım, başka bir şey almadım. O da 250 gram aldı. 3 patlıcan, yarım kilo fasulye, işte yarım kilo domates. Emekliler unutuldu. Doğru dürüst bir zam veremez miydi? Verilir doğru. İşte müteahhitlerin borçları siliniyor. Bak siyanür madeninde 9 tane işçi öldü. O şirketin sahibinin vergi borcu siliniyor. Onlar yapılmasa emekliye verilir.
Sağlık çalışanları özlük haklarının iyileştirilmesi için her fırsatta iktidara seslerini duyurmaya çalışıyor. Bugün bir hemşirenin fazla mesai ücreti sadece 64 lira. Bayramda yani resmi tatilde tuttukları nöbet içinse saatlik sadece 80 lira alıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkçıların hakkını ne yapsak ödemeyiz demişti pandemi zamanında. Sağlıkçıların hakkı hala ödenmiyor. Bayramın birinci ve üçüncü günü 24 saatlik gün aşırı, yoğun ve eksik sayıda hemşire ile çalıştık. Bunun karşılığında ise bize reva görülen saatlik nöbet ücretleri 80-90 TL'dir. Bir kilo şeker alamaz şeker bayramı için. Çocuğuna şeker bayramında haçlık olarak da veremez. Hiçbir çocuk bir şeker bayramı haçlı olarak 64 TL'yi, 80 TL'yi kabul etmez. Bayramı ailesinden, sevdiklerinden ayrı bir şekilde hastanede nöbet tutarak geçirdi hemşire Yakup Taşpınar. Ama bayramda nöbet tuttuğu her saat için aldığı ücret sadece 80 lira. Sağlık çalışanları düşük nöbet ücretlerine tepkili. Sağlık çalışanları kendi ailesiyle bayramı geçirmeyip çalışmaya zorlandığını da görüyoruz. Fazla mesai ücretlerinin hiç uygun olmayan bir saatlik ücretiyle hesaplandığını da görüyoruz. Fazla mesai ücretlerimiz de çok düşüktür. Normalde 64 TL mesai ile çalışırken bayramda sadece 16 TL artırım olarak 80 TL alacaktır. Bugün bir hemşire arkadaşımız normal fazla mesai ücreti 64 TL iken bayramda 80 TL nöbet ücreti alıyor. Bir hekim arkadaşımız normal fazla mesai ücreti 109 TL iken bayramda 28 TL arttırımlı nöbet ücreti alıyor, 137 TL. Bir hekim aylık çalışması gereken süre olan 160 ile 172 saatlik mesaisini doldurduktan sonra her bir saat mesai için 109 lira alıyor. Resmi tatillerde, bayramlarda nöbet ücreti saatlik 137 lira. Hemşirelerin aldığı nöbet ücreti daha düşük. Normal günde 64 lira, resmi tatil ve bayramlarda 80 lira. Bayramı ailemiz ve yakınlarımızdan ayrı geçirmenin bedeli yol ve yemek masraflarımızı bile karşılamıyor ne yazık ki. Asgari ücretin saatlik ücreti Türkiye'de 75 TL. Fazla mesai gerçekleştirirse almış olduğu saatlik ücret 113 TL. Yani bugün sağlık emekçileri asgari ücretin altında bir fazla mesai ücretiyle çalıştırılıyor maalesef. Bir bardak kahve ortalama 100 liraya satılırken bayramda sevdikleriyle olmak yerine mesaiye kalan bir hemşire bir saatlik ücret karşılığında 80 lira alıyor. Normal günde ise bu ücret 64 lira. Yani bir saatlik mesaiye bir bardak kahve içemiyor. Su tesisatınızda ya da elektrik tesisatınızda ya da kapınızda bir sorun olması nedeniyle çilingir çağırsanız saatlik olarak bu alınan ücretin 10 katı kadar ücret alır. Bir çilingirin kapı açmak için aldığı ücret 400 lira. Sadece musluk tamiri için eve gelen bir tesisatçının ücreti 1 ila 1500 lira arasında değişiyor. Sağlık çalışanlarının mesai ücreti bu rakamların yanına bile yaklaşmıyor. Bir hemşireyi beyin ameliyatına sokuyorsunuz. O beyin ameliyatındaki hemşireye saat karşılığında bayramda 80 TL veriyorsunuz. Hekim arkadaşımıza 137 TL veriyorsunuz. Eleman eksikliğinden kaynaklı fazla mesaiye, gün aşırı nöbetlere gelmek zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Sağlık çalışanları ek gelir sağlamak için değil, zorunda oldukları için mesaiye kalıyor. Çünkü sağlık çalışanlarının sayısı yeterli değil. Türkiye hekim sayısında Kamboçya'nın bile gerisinde. Bakanlığın kendi raporundan alınmış rakamlar buna. 100 bin kişiye düşen hekim sayımız ülkemizde 228. Kamboçya'da bile bu sayı 245. Kamboçya'nın gerisindeyiz. Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Hemşire sayımız işler acısı. 100 bin kişiye düşen hemşire sayımız 356. Bulgaristan dahi sayısı 467. Sağlık çalışanları hem zorunlu mesaiye hem mesaide ödenen düşük ücretlere karşı Sağlık Bakanlığı'nın adım atmasını istiyor. Avustralya'nın Sydney kentinde bıçaklı saldırgan paniği yaşandı. Alışveriş merkezine giren bir kişi önüne gelene saldırdı. Kimi korkuyla dışarı attı kendini, kimi üst katlara kaçmaya çalıştı ama 6 kişi o kadar şanslı değildi. Hayatlarını kaybettiler. Aralarında 9 aylık bir bebeğin de olduğu 8 kişi yaralandı. Bıçaklı saldırgan alışveriş merkezini bastı, önüne çıkanı bıçakladı, 6 kişiyi öldürdü. Avustralya'da terör paniği yaşandı. Ülkeyi şoka sokan olay Sydney kentinde gerçekleşti. Alışveriş merkezine giren bıçaklı bir kişi birden insanları bıçaklamaya başladı. Kimini koridorda, kimini saklanmak istediği mağazada bıçakladı.
Alışveriş merkezinde büyük panik yaşandı. Bazı ziyaretçiler binadan çıkmayı başardı. Bazıları üst katlara kaçtı. Onları kovalayan saldırgana bir genç engel oldu. Sırada olay yerine ilk polis ekibi ulaştı. Üst kata çıkamayan saldırgan kaçmaya çalıştı. Polis saldırganın peşine düştü. Teslim olmayan adamı vurarak etkisiz hale getirdi. Yerel halk ve medya kadın polisi kahraman ilan etti. Avustralya'yı sarsan olayda saldırganla birlikte 7 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 9 aylık bebeğin de olduğu 8 kişi yaralandı. Polis, saldırganın 40 yaşında olduğunu açıklarken terör bağlantısı bulunmadığını söyledi. Kamyonetinin çalınmasına engel olmak isteyen adam hırsızın peşine düştü. Nefes kesen anları evin güvenlik kamerası kaydetti. Kamyonetini çalmak isteyen soyguncunun peşine düştü, ölümden kurtuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Eric Smith isimli genç evde otururken alarm çaldı. Camdan baktığında kamyonetin kapısının açık ve araçta bir kişinin olduğunu gördü. Hızla evden çıktı. Smith oto hırsızını yakaladı. Onunla yol ortasında boğuşmaya başladı. Ortağının yardım çağrısını duyan diğer hırsız harekete geçti. Kullandığı kaçış aracını kamyonet sahibinin üzerine sürdü. Amerikalı genç kaputun üzerine sıçradı. İki araç arasında sıkışmaktan kurtuldu. They have any bumps, bruises, scratches, injuries? Nothing. I was very fortunate and lucky. Hırsızlar kaçmaya çalışırken Smith hemen cep telefonuna sarıldı, fotoğraflarını çekti. Polis bir şüphelinin gözaltına alındığını, diğerinin ise arandığını açıkladı. Şimdi ara zamanı. Efendim, NAV hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. NAV'da yayın, Korkma Ben Yanındayım'la devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennet.